Çok iyi planladığımız, ilk gole kadar rakibe pozisyon vermediğimiz, iyi giden bir maçta maalesef çok kolay bir gol yedik. İlk gol özellikle rakiple birebir eşleştik. Muslera'dan veya Nelson'a özellikle baskıları yönlendirip oradan çıkacak uzun topları kazanıp kendi oyunumuzu oynamak istiyorduk. Bence 25 dakika planımız harika işledi. Ama maalesef planladığımız yerden de golü yedik. İşte stoperimizin zamanlama hatası, bekimizin Barış Alper'le mücadelesinde geride kalması, orada Barış gücüyle her zamanki gibi üstünlük sağladı oyuncumuza ve gol attı. Hemen üstüne bir gol daha yememiz biraz bizi bozdu açıkçası. İkinci gol de çok erken geldi. İkinci devre oyuncularım gerçekten yine iyi reaksiyon verdi. Topa sahip olmaya devam ettik. Yani burada biliyorsunuz Bayern Münih, Manchester United veya Fenerbahçe fark etmiyor. Galatasaray çok baskılı birebir bütün rakiplerine çok cesur baskıya gidiyor. Biz topu yeterince talep edip aldığımızı düşünüyoruz Galatasaray'a karşı. İkinci yarı biraz daha keskin hücumlar yapabilseydik, biraz daha kararlı olabilseydik üçüncü bölgede bir golün bize maçı aslında maçı değiştirebileceğini düşünüyorduk. Bize maçı getirebileceğini düşünüyorduk. Nitekim golü de attık ama maalesef çok pozisyonun 2-3 pozisyon öncesinde bir offside'la golümüz iptal oldu kural gereği. Açıkçası bir gole ihtiyacımız vardı. Onu başaramadık. Oyunu çevirebilirdik. Oyuncularıma planımıza sağlık kaldıkları için çok teşekkür ediyorum. Gelişimlerinden dolayı da çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Yani ilk iki şu an seviyesi çok üst düzey olduğu için Fenerbahçe ve Galatasaray maçına göre gelişimimizi çok iyi görüyorum. Yani ikinci maçlarda Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da daha zorlayıcı oyunlar oynadığımızı düşünüyorum ki bizde daha fazlası var. Bunu kapatacak, oyunla kapatacak kapasitemiz var diye düşünüyorum. Bizim zaten amacımız her maça çıkıp kendi oyunumuzu oynayıp puanlar veya puan alabilmek. Avrupa hedefimize çok yaklaştık. Nereden nereye geldiğimizi çok anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Son bir haftada ikinci kere yenildik. O da iki büyük takımdan ikisine. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Soru var mı? Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam bugün Galatasaray'da Torreira oyundan çıkarken özel olarak bir tebrik ettiniz kendisini. Performans hakkında ne söylersiniz Torreira'nın? Teşekkür ederim. Başakşehir'e gelir misin dedim. Yok. Tebrik etmek istedim gerçekten. O an içimden gelen anlık bir durumdu. Yani çok beğendiğim bir oyuncu. Bugün de özellikle rakibe uzun vurdurduktan sonra bizim stoperlerimizden veya beklerimizden düşen toplara inanılmaz ikinci topları temizledi. Baskılara iyi geliyor. Toplu ve topsuz oyunda zaten tartışmasız çok iyi bir oyuncu. Onu çok beğendiğim için orada tebrik etmek istedim. Olay o. Sorunun devamını tam Torreira'nın mı? Dediğim gibi çok beğendiğim bir oyuncu. Bugün de bence görevini gayet iyi yerine getirdi. Beğendiğim için de tebrik etmek istedim.